Dostlar, herkese selamlar, saygılar. Herkese merhaba. Ben Ömer. Ben Tuana. Sevgili dostlar, bugün Tuana'nın bir sorusu. Evet. Bugün konuyu ben belirledim. Evet. Ve videoyu çekmek istedim. Bir tık emrivaki oldu. Konuşmak istediğim konu şu. Bugün babamı çalışırken gördüm. Evet. Ve dedim ki baba, dedim hani niye bütün işleri tek başına yapıyorsun? Bir asistan istemez misin? Ben olabilirim mesela gibi. O dedi ki yok kızım, dedi, benim tek başıma yapmam gerekiyor, dedi. Yani ayarladığım işler var, işte bazı şeyleri kendim karar veriyorum falan filan. Bir bildiğim var. Bir bildiğim var, dedi. Biliyormuş. Bir de eğitimlerle ilgili de çok fazla soru geliyor. Ben de sordum, dedim ki baba, dedim hani niye herkes eğitim almıyorsun? O seçtiğin aşama nedir? Hani neye göre seçiyorsun? Kriterlerin nelerdir? Neye göre alıyorsun? Bunu da sordum. Ve bunu videoya da çekmek istedim. Çünkü soru geliyor, dediğim gibi. Sana da soruyorlar hani neden falan. Bunu bir açıklama yapmak istersin diye düşündüm. Vallahi iyi de düşündün. Hakikaten gerekliydi. Hı-hı. Bu benim yükümü de bir tık hafifletebilir. Evet. Çünkü bunu izah etmekte ben de zorlanıyorum çoğu zaman. Yanlış anlaşılmak da istemiyorum. Hani öncelikle bahsettiğimiz eğitim Mucize Bilinçaltı Eğitimi. Mucize Bilinçaltı Eğitimi detaylarına burada girmeyeyim. Evet. Uzamasın kayıt. Bütün detaylar zaten sayfalarımda var. Ama tabii şöyle bir şey var. Ben çok severim bu sözü. Çoklar çağrılır, azlar seçilir. Bu hayatımızın her alanında hepimizin aslında bir kriteridir. Olması gerekir seçicilik. Buradaki seçicilikten kasıt da ukulalık gibi algılanmasın. Hı-hı. Bu beni biliyorsun rahatsız ediyor ama bu aslında herkes için iyi olan kısım. Hı-hı. Bana senin bugünkü aslında sorduğun soru, yani niye hani reklam veriyorsun, reklama dönüş oluyor ve sen hayır diyorsun, başka gönderiyorsun, değil mi? Yani bu akıl sahibi bir insanın yapabileceği bir şey değil gibi görünüyor. Ama işte işin hakikati de asla öyle değil. Evet, bu bilgilere herkesin ihtiyacı var ama herkes benden almak zorunda değil. Yani bu işlerde titreşim ve frekans çok önemli. Her sınıfın ayrı bir enerjisi de oluyor sanki, değil mi? Tabii, bravo. O bütünü korumam da gerekiyor. Bizim eğitimler genelde, biliyorsun sen de katıldın, çok keyifli ve dolu dolu geçer ve eğitim sonunda da katılımcı arkadaşlar çok güzel şeyler söylerler. Evet. Bu zorla söyletilebilecek bir şey değil. Ama bu ahengin sürekliliği hem benim keyifle ders anlatabilmem, hem katılımcıların bunu keyifle alabilmesi için bir tık para hırsından sıyrılmış olman lazım. Evet. Eğer ben dediğin gibi aklen, yani mantıken daha fazla para gelsin diye bu işi para için sadece yapıyor olsaydım, dediğin doğruydu. Ama bu işin etikleri ve biraz da ruhsal bir eğitim olduğu için bazı kalitesini korumak adına bazı kriterler koymak mecburiyetindeyim. Hı. Neden hani bir yardımcı arkadaş ve ben de olmuyor, benim yapmam lazım. Çünkü işte bu cihetten bakarsak benim bu eğitime alacağım arkadaşlarımızın titreşiminin ve frekansın bana uygun olup olmadığını, onun titreşiminin, yani benim onun için uygun olup olmadığıma da bakıyorum. Bunu da tabii bazı derslerde de anlatıyorum bunu. Kalbime ve içimize gelen bir duygu var. Tabii detaylar mı burada anlatamayacağım. Bu bakıyorum ki bazılarında eğer hayır geliyorsa sorgulamıyorum. Çünkü biliyorum ki onun için de benim için de daha hayırlı değil yani bu. Ve sınıftaki diğer arkadaşlarımızın huzuru, titreşimi, o sınıfa açılacak olan, oraya özgü olan bilginin kalitesi ve derecesinin düşürülmemesi için aşağı yukarı ortak frekanslarda kalmaya çalışıyorum. Bu arkadaşlarımıza özetle diyorum ki sizi başka hani mucize.com'a yönlendiriyorum. Diğer arkadaşlarım da bu eğitimi veriyorlar diyorum. Kendinize uygun bir arkadaşınızı seçebilirsiniz. Benim sınıfıma girme işin sizi kötü yapmaz, beni eksiltmez, sizi eksiltmez. İyi kötü olarak lütfen böyle bakılmasın. Böyle bir şey değil bu. Sadece tekrarlıyorum. Benim lisanımdan belki siz beslenemeyebilirsiniz. Anlatabildim mi? Yani herkesin bir doğru alıcısı, vericisi var. Bu benimle uygun olmadığını sizi eksiltmez. Evet. Ya da beni artıya geçirmez. Böyle bir şey değil. Bu kırıcı olmasın. Hani yanlış anlaşılma olmasın diye bunu izah ediyorum. Velhasıl bunun haricinde başka ne diyebilirim? Yani neye göre peki ben seçiyorum mesela, değil mi? Hani hayır diyorum. Soruda oydu ya. Hatta akıl sahibi insanın herkesi çağırıyorsun, reklam veriyorsun ama niye almıyorsun dediğimde kızım yani bu iş böyledir. İhtiyacı olana da gitmen gerekiyor. Duyurman gerekiyor. Çünkü bu da bir görevdir. Bu da bir tebliğdir yani. Reklam olarak günümüzdeki adı reklam ama burada çok ince bir mevzudan bahsedeceğim aslında. Ben eskiden reklam vermiyordum. Hatta kendimle ilgili biliyorsun çok da eleştiri alıyordum. Ya hocam hiç şey yapmıyorsun, anlatıyorsun işte reklamını yapmıyorsun falan. Diyordum ki nasip yani, ben biliyorum, doğamı biliyorum. Nasip olan geliyor ve geliyor da yani. Ama sonra fark ettim ki bu kadar değil. Resulullah Efendimiz'i biliyorsun ki nacizane, yani haddim değil ama elimden geldiğince örnek almaya çalışıyoruz, değil mi? Müslüman olarak bizim rehberimiz o. Ve onun tebliğ çalışmalarını incelerken bir tefekkürde bulundum. Dedim ki ya Resulullah Efendimiz aslında dilese, dua etse, ihtiyacı olan herkes bu dine zaten akın akın gelirdi. Ya da Yaradan yani talep etti mi, herkes buraya sevk etti mi gelirdi. Buna rağmen Resulullah Efendimiz tebliğ çalışmalarında bulunmuş. Yani bugünün adıyla reklam çalışmaları, PR çalışması. Elçiler yetiştirmiş, dört bir yana değil mi, ulaklar göndermiş, onlarla birlikte temsil ettirmiş vesaire gibi. Dedim ki bir dakika ya, hakikaten bu bir reklam çalışması, bir tanıtım çalışması. İhtiyacı olana gitmek de gerekiyor, duyurmak da gerekiyor demek ki. Sadece talep ettim, isteyen gelsin demek olmuyor. Ha, o zaman ben reklam da vermeliyim. Bu konuda da Resulullah Efendimiz'i aslında taklit etmek gerekiyor tabiri caizse. Ve ondan sonra ben reklama önem verdim. Çok da uzun bir süredir değil yani, birkaç aydır. Reklam verdim ve reklam neticesinde gelen ruhlara, dostlarıma bakıyorum ki diyorum nasip kısmet meselesi ama ben o reklamı vermeseydim, çünkü belki tepkilerden öyle anlıyorum. Diyorum ki belki de hiçbir zaman buluşamayacaktık. Çünkü kader dediğimiz seçimdir ya biraz da. Biraz da ona sebep. Böyle de bir reklam yapıyorum. Ama tabii her sesini duyan ya da reklamı gören kişi de gelmek zorunda olmadığı gibi o eğitime benim de almak gibi mecburiyetim yok. Yol arkadaşım derim ben, biliyorsun. Aynen, öğrenci olarak gelenlere. Çünkü uzun soluklu bir yol. Bir zahmet yol arkadaşımı kimlerle yürüyeceğim de seçme hakkını olsun yani biraz. Bunu lütfen o kalalık gibi kabul etmeyin. Yo, bence hiç küstahlık gibi düşünmeyin. Bu en çok da bilirse kişi kendi iyiliği için bunu yaptığımı söyleyebilirim. Özellikle. Bir de bence babam seans yapmıyor. Bence bununla ilgili de bir açıklama yapmak istersin. Çünkü sana çok fazla seans yapıyor musunuz diye de çok fazla soru geliyor. Babam seans yapmıyor. Çünkü babam seans yapmak istediğinde hani seans yapayım, bitireyim olayı olmuyor. Komple dersi o kişiye anlatmaya çalışıyor. Çünkü o kişi öyle bırakamıyor. Niye, neden yaşadığını anlatıyor. Detaylara iniyor. Hani ve o insanın gerçekten onu öğrenmesini istiyor ki gerçekten çözülsün İşin istiyor. İşin hakikati başka çocuğum. Yani şöyle bir şey var. Seans yapmak demek, hani bir saat bir insanla spiritüel bir çalışma yapmak ya da farkındalık çalışması yapıp bitirmek demek bana göre değil. Hani evet, böyle bir çalışmalar var ve çok da iyi yapan arkadaşlarım da var. İşe de yarıyor. Siteden bulabilirler tabii aslında. Yine onlardan alabilirler bu tarz hizmeti. Ama benim ve olaylara bakış açım biraz daha farklı olduğu için ben zorlanıyorum. Çünkü kızım sana seans talep eden kişinin canı yanıyor. İnsan hayatından bahsediyoruz. Sana güveniyor. Bir insana güvenmek istiyor. Ve bin bir ümitle geliyor sana. Güveniyor ve tutunacak bir dal arıyor, çaresiz. Ve bu çok büyük bir sorumluluk. Öyle sadece parasını alayım, işte çalışmamı yapayım, göndereyim. Ben yapamıyorum. Bunu yapamadığım için ve işin hakikatinde kişinin bu bahsettiği rahatsızlığı dönüştürmesi için farkındalığa ulaşması gerektiğini bildiğimden oturuyorum, neredeyse eğitim anlatmak zorunda kalıyorum. Öyle oluyor ama gerçekten. Bu günler sürüyor. Yani takip etme ihtiyacı hissediyorum. Çünkü bırakamıyorum. O sonuç gelene kadar. Bu da insan yani zamanı kısıtlı, bu kadar işin arasında ya görüyorsunuz işte mevzumuz zaten bu. Öyle bir iş ki hani işimi seviyorum ve çok titizim biliyorsun işimde. Bundan dolayı da zaten birçok şeyi kendim yapma ihtiyacı hissediyorum. Çünkü az önce bahsettiğim kriterleri bu işin içinde olmayan ya da bu ruhsal kısmını bilmeyen kişi bir asistan yapabilir mi? Yapamam. Neye göre seçecek? Neye göre ayarlayacak? O yüzden de bu işin keyfi ve kalitesi açısından bu kriterler şart. Seansta da aynı şekilde. Yani bunu da biliyorsun ki gün içinde onlarca kişiye de seans yapıyorum. Evet, o da var. Ücretsiz bir şekilde. Yapıyorum. Evet. Sadece ben kendi alanımdan yapıyorum. Kişiyle diyaloğa geçerek değil. İzinini alıyorum. Ben biliyorsun geceleri çalışıyorum. Orada elimden geleni yapıyorum. Çok da dua alıyorum. Hakikaten beni onlar ayakta tutuyor. Hepsinden Allah razı olsun. Ama özetle ben seans, ücretli seans yapmıyorum, almıyorum. Sebebi de bu. Maalesef yani zaman konusunda sıkıntı olabiliyor. Bence soru işareti kalmamıştır diye düşünüyorum. İnşallah. Bu konuda soru. İnşallah. Şimdilik kendinize iyi bakın. Evet, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağ olun.